Ya samimi insan ne güzel oluyor. Evet. Sahtekar insan ne kötü oluyor. Ne kadar sıkıcı ya. Ne olur dürüst yaşasa insanlar, ben anlamıyorum yani. Çünkü dürüstlük rahat ediyor insan. Mesela yalan insanı boğar ya. Sıkar insanı. Yani mesela intikam, samimiyetsizlik falan. İnsan zayıf zaten, öyle bir şey sen yükledin mi insana? Perişan olursun. Her yerin kasılır. Acı çekersin, yani sağlığın bozulur. En güzeli affedici olmaktır. Barış insanı olmaktır. Her şeyde hayır görmek. İnsan zayıf yaratılmış ya, öyle belayı kaldıracak gibi. Ona kin duyuyor, bundan uğraşıyor, ona bağırıyor. Ona entrika hazırlıyor. Yani plan hazırlıyor, üçkağıtçılık hazırlıyor. Teşkilat kuruyor. Ya zaten ufacık bir naif bedenin var. Bu kadar azabı, bu kadar pisliği o beden nasıl kaldırsın? Bayağı temiz oluyor, dürüst ol, samimi ol. Samimiyet mesela müthiş bir ferahlıktır. İnsanı güzelleştirir samimiyet. Sevgi insanı güzelleştirir. Samimi olan sevgiyi bilir. Samimi olmayan çok sahtekar olur, ya, çok kötü olur. Allah, Cenab-ı Allah, şeytan Allah'ın, ancak samimi olan kullar kurtulur diyor. Samimiyet. Yani samimiyeti yeterli görüyor Allah. Samimi olma her şeyde iyi davranıyor, her şeyde güzel davranıyor. Bir samimiyetsiz gördük gördüğümüzde hemen içimizde bir iticilik duygusu hissediyoruz. Beğenmiyoruz yani, bize soğuk kötü geliyor. Samimiyet bizi çok ferahlatıyor, rahatlatıyor. Benim canım mesela samimi, bayağı şeker o. O yüzden Allah ona inşallah güzel imkanlar, güzel nimetler verir. Benim canım da öyle, o da samimi. Allah ona inşallah güzellikler, samimiyetine karşılık iyilikler nasip eder. İnşallah. Kuzu gibi acayip tatlı. Benim bir tanem o. Vicdanı temiz. Temiz olduğu için gözleri de çok huzurlu, sevgi dolu, evet, hoş oluyor. Yani gözlerinde bir negatiflik, bir sıkıcılık olmuyor. Evet. Belli olmaz zannediyor. Ya kardeşim, hainlik yaparsan gözünden akar. Hem hain olacaksın hem belli olmayacak. Olur mu yani? İnsanın gücü yetmez, gözünden belli olur. Yani insanlar samimi olsa, sevgi arasa Allah dünyayı cennete çevirir. Kur'an'da bakıyorum, hep Allah insanların ahlaksızlığından, vicdansızlığından, samimiyetsizliğinden bahsediyor. Ya ne gerek var yani, güzel ahlaklı olmak, sevgi dolu olmak varken ne kazanılıyor yani bundan? Savaşlar, kavgalar, bomba patlatmalar, ya ne kuduruyorsunuz? Koskoca dünyaya, herkese yeter bu kadar azmanın, bu kadar sevgisiz olmanın alemine. Ya nefrete niye vakit ayırıyorsun ya? Sevgiye vakit ayır, kafan dinlensin. Niye kendini sıkıyorsun? Suratlar bir karış, insanların bakıyorum. Böyle nefret dolu, kavgaya hazır. Ya ne ihtiyaç var? Senin canın yanar zaten, bak tansiyonun çıkıyor, şekerin yükseliyor. Buna rağmen kavgayı ve nefreti esas alıyorlar.